Selam arkadaşlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizler için tam 10 tane açık dünya konseptine sahip hayatta kalma oyunlarını bir araya getirdim. Listede yer alan oyunların hepsini elimden geldiğince oynayıp denemeye çalıştım ve beğendiklerimi listeye aldım arkadaşlar. Buna benzer listelerin daha sık gelmesini istiyorsanız beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz Dark Days. Gerçekten farklı grafiklere sahip oldukça eğlenceli bir oyun. İlk olarak grafikleri hakkında konuşmak istiyorum. Genelde gerçekçi grafikler bu tarz oyunlarda birçok kişinin hoşuna gider. Ama benim bu tarz kartun ve karikatürize grafikler daha çok hoşuma gidiyor. En azından gerçekçilikten uzak ve fantastik evrene yakın oluyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Tabii ki renkler ve zevkler tartışılmaz. Oyunun grafikleri kadar oynanışı da güzel. Tam olarak 3 boyutlu bir deneyim sunuyor ve 60 FPS olarak oynanmaktadır. Da mükemmel. Sadece klasik hayatta kalma oyunlarından çok da farklı bir şey sunmuyor arkadaşlar. Yani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, bir ev yapıyorsunuz, evinize benzer craft malzemeleri yapıyorsunuz. Kısacası kendi ortamınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bir de videonun başında gördüğünüz gibi garip garip fantastik robotlara binebiliyorsunuz. İkinci oyunumuz Exile Survival. Tam izometrik açıdan oynadığımız eğlenceli bir oyun. Aslında bu oyun bazılarına eğlenceli gelmeyebilir çünkü hantal bir yapısı var ama ben kesinlikle oynarken eğlendim. Şunu söylemem lazım. Özellikle tarih öncesi çağları seviyorsanız, örneğin dinozor devirleri, taş devri veya bu civardaki dönemler hoşunuza gidiyorsa bu oyun tam size göre olabilir. Sadece tam izometrik açıdan oynamak oyunda alışana kadar birazcık gözünüzü yorabiliyor ve oyunda bir mağara adamını kontrol etmek de ayrı güzel. Yani en azından ben karakteri yaratırken oyundaki karakterimi baya baya mağara adamına benzetmeye çalıştım. Şunu söylemem lazım arkadaşlar. Oyun ilk etaplarda görev mantığıyla ilerleyen bir RPG oyun gibi geliyor karşınıza. Ama daha sonradan hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi kendi binalarınızı yani kendi evinizi yapabiliyorsunuz. Farklı craft malzemeleri üretebiliyorsunuz. Yani bu anlamda standart bir oyun. Üçüncü oyunumuz Shadow of Kurgan's. Tam anlamıyla açık dünyada gezip dolaşabildiğimiz, birinci şahıs açıdan oynadığımız eğlenceli ve ciddi bir oyun arkadaşlar. Galiba listede ciddiyet bakımından sıralama yapacak olsak bu oyunu ilk sıraya koymamız mümkün. Oyun gerçekten hayatta kalma yönü ağır basan bir oyun. Baya baya oyuna başladığınızdan itibaren hayatta kalmak için çabalamanız gerekiyor. Gerek farklı bitkileri toplayarak yiyecek elde etme, gerek doğada bulunan canlılardan kaçma, ateş yakarak ısınma, bu gibi özellikleri barındırıyor. Gerçekçi bir yapım. Grafiklerini incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi gerçekçilikle kartun arasında gelip gidiyor diyebiliriz. En azından 60 FPS oynayabiliyoruz. Benim gibi hayatta kalma oyunlarını çok sevmiyorsanız ama bir yerden başlamak istiyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Dördüncü oyunumuz Horror Forest 3. Hem MMORPG hem de hayatta kalma oyunu olarak oynayabileceğiniz bir yapım. Daha çok MMORPG kısmının ağır bastığını söylemem lazım. Klasik hayatta kalma oyunlarında olduğu gibi bu oyunda konut inşa etmiyorsunuz. Bir craft sistemi var ama daha çok oyunda görev yapma ve kendinizi geliştirme üzerine ilerliyorsunuz. Yani oyunda yakın mesafe silahı da kullanabiliyorsunuz. Uzak mesafe silahı da kullanabiliyorsunuz. Bu silahlarınızı geliştirmeniz de mümkün. Hatta oyunda karakterinizin statlarını bile istediğiniz gibi verebilirsiniz. Bu tarz MMORPG unsurlarının çeşitli bir şekilde bulunması oyundaki oynanışı fazlasıyla çeşitlendirmiş. En azından ben oyunu ciddi bir yapım olarak oynamadım ama oynadığım süre boyunca da zevk aldığımı söylemem lazım. Beşinci oyunumuz Last Island of Survival. Bu oyun bayadır Google Play'de yayınlanıyormuş arkadaşlar. Ama ben bu oyunun yayınlandığını bilmiyordum. TapTap'te yeni çıkan bir oyun vardı ve ismi farklıydı. O oyunun bildiğiniz videosunu falan hazırladım ve ben oyunu daha yeni çıkmış zannediyordum. Ama maalesef Google Play'de zaten farklı bir isimle yayınlanıyormuş. Zaten o videonun altına baya baya insanlar yorum bırakmıştı. Last Island of Survival'ı anlatacak olursak oyun baya baya Rust'a benziyor arkadaşlar. Hatta Rust'ın mobil versiyonu bile diyebiliriz. Rust gibi ciddi ve rekabetçi hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da denemenizi tavsiye ederim. Ama bazı oyuncular bazı yönleriyle bu oyundan fazlasıyla şikayetçi. Ben şimdi bunları burada anlatmayacağım. Siz eğer bu oyunu biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Altıncı oyunumuz Last Day on Earth. Aslında klasikleşmiş bir oyun arkadaşlar. Uzun süredir yayınlanıyor. Baktığımız zaman buna benzer mobil hayatta kalma oyunlarına öncülük etmiş bir yapım diyebiliriz. Özellikler bakımından sürekli olarak güncelleniyor. Ama aslında özüne indiğimiz zaman klasik izometrik hayatta kalma oyunlarının ötesine çok çıkmamış bir oyun. Tabii ki sürekli olarak güncellenmesi, oyuncu sayısının diğer mobil hayatta kalma oyunlarına göre fazla olmasından dolayı birçok kişi bu oyunu tercih ediyor. Hatta Türk oyuncularının da baya baya
severek oynadığı bir yapım diyebiliriz. Tabii ki aramızda oynayanlar veya bu oyunu bırakmış olanlar oyuna kötü diyebilir. Ben de uzun süre oynamadığım için net olarak görüşümü belirtemeyeceğim. 7. oyunumuz Mini Days 2. Sabit bir kitlesi olan ve gerçekten hayranlarının çok sıkı takip ettiği bir oyunu arkadaşlar. Hayatta kalma oyunları arasında farklı bir konsepte sahip olduğunu söylemem lazım. Açık dünya olmasının yanı sıra piksel tasarımı, RPG tarafı bence en ağır basan oyunlardan biri. Piksel bir tarafı olduğu için oyunda zaten grafik aramıyorsunuz. O yüzden birazcık oynanışa odaklanmanız gerekiyor. Oynanış bakımından beni çok açtığını söyleyemem ama bunu dediğim için Mini Days 2 hayranlarının beni linçle istemiyorum. Şahsen herkese hitap edebilecek kalitede bir oyun değil. Birçok kişi bu minik oyunu oynarken sıkılabilir. En büyük artısı birçok telefon modelinde çok rahat bir şekilde çalışabilmesi diyebilirim. Onun haricinde benim uzun süre oynayabileceğim güzel bir yapım değil arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın. 8. oyunumuz Tegra. Farklı konsepte bir oyun oynamak isteyenler için güzel olabilir. Aslında farklı konsepte dememin en büyük sebeplerinden biri oyunun tasarımı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü buna benzeyen aslında farklı oyunlar var. Özellikle birinci şahıs bakış açısına sahip tam 3 boyutlu oyun oynamak isteyenler için güzel bir tercih olabilir. Ama mesela online oynamayı sevenler Tegra'yı tercih etmezse çok daha güzel olur. Oyundaki en büyük amacınız craftlamak ve yeni yapılar yapmak arkadaşlar. Yani bu tarz PvE odaklı olayları sevmiyorsanız, sürekli olarak craftlayacak malzeme toplamak hoşunuza gitmiyorsa bu oyunu tercih etmezseniz çok daha iyi olur. Ama ben oyunun grafiklerini sevdim, oynanışı hoşuma gitti, denemek isterim derseniz de pişman olmayacağınız bir yapım. 9. oyunumuz Radiation Island Free. Gerçekten tam anlamıyla hayatta kalma unsurlarını deli gibi oyuna eklemişler arkadaşlar. Oyunu oynarken zorlandığınızı ve bir adada mahsur kaldığınızı anlıyorsunuz. Yine birinci şahıs açıdan oynanıyor ve Tegra'ya göre baya baya gerçekçi grafikler olduğunu söylemem lazım. Sürekli olarak değişen bir hava durumu, gece gündüz döngüsü gerçekten bu oyunu en iyi hayatta kalma oyunları arasına alabilecek bir yapım. Açık dünyası muazzam büyük değil ama en azından bulunduğunuz ada yeterince dolaşabileceğiniz kadar büyük arkadaşlar. Şunu söylemem lazım. Oyunda kaçtığınız şeyler radyasyondan etkilenmiş canlılar arkadaşlar. Ve hayatta kalma değerlerinizi mutlaka stabil tutmanız gerekiyor. Çünkü başınıza bu oyunda ne geleceğini bilmek çok zor. Gerçekten bir kamp ateşi yakarken bile sağınızdan solunuzdan radyasyona maruz kalmış canlılar saldırabilir. 10. ve listemizin son oyunu Minecraft. Herkes bu oyuna ön yargılı yaklaşıyor. Sırf bu ön yargıdan dolayı bu listeye bu oyunu eklemek istedim arkadaşlar. Bakın 24 yaşındayım. Kesinlikle Minecraft'ı çocuk oyunu olarak görmüyorum. Minecraft her yaş kitlesinin oynayabileceği oldukça geniş dünyaya sahip bir oyun arkadaşlar. Oyunda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Roleplay bile yapmanız mümkün. Roleplay'i geçtim. Sadece oyundaki yaratıcı moda girip kendi binalarınızı yapmak bile saatlerce size zevk verebilir. Yani Minecraft her zaman benim için farklı bir oyun oldu. Hala bu oyunu oynamayanlarınız varsa mutlaka Minecraft'a bir şans verin arkadaşlar. Yani bu oyun dünyayı bu kadar etkilediyse sadece çocuk oyuncularından dolayı değil, gerçekten bu oyunu severek oynayanlardan dolayı. Ve videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden birkaç tane oyun bulabilmişsinizdir. Bulabildiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ve buna benzer listelerin daha sık gelmesi için de beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.